Esenlikler sevgili arkadaşlar. 1 Ocak 2024 yılında Bilimsel Bilgi kanalında yaptığım anket sonucunda Frans de Waal'in İçimizdeki Maymun kitabını okuyacağım. Bu kitabı anlayabilmek için önce antropolojiyi biraz bilmek gerekiyor arkadaşlar. İnsanın canlılar dünyasındaki yeri yani taksonomik anlamda nerede ve biyolojik çeşitliliğini konuşan bir video, bir de insan evrimini anlatan bir video yapıp sonra o kitabı okumaya başlayacağım. Altyapımızın olması önemli. Evet. İnsan sadece kültürel olarak değil, biyolojik özellikleri bakımından da büyük bir çeşitliliğe sahiptir. İnsan toplulukları farklı coğrafyalara sadece kültürel olarak değil, biyolojik olarak da uyarlanmış, böyle birbirlerinden çeşitli düzeylerde farklılaşmışlardır. Antropoloji hem bu çeşitliliği hem de insanın diğer canlılarla olan benzerlik ve farklılıklarını araştırır. Amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra arkadaşlar insanın canlılar dünyasındaki yerini öğreneceğiz. Primat takımının ve primat takımında yer alan türlerin temel özelliklerinin neler olduğunu, bunların içerisinde biz de varız. İnsan neden primat takımının bir üyesi olarak değerlendirilmektedir sorusunu yanıtlayacağız. Ve insanın biyolojik çeşitliliğin nedenleri nelerdir ve bu çeşitlilik nasıl tanımlanabilir sorularına yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Yani arkadaşlar aslında bu bölüm çok önemli bir bölüm. Evet, burada bir örnek olaydan başlıyor. Dediğim gibi antropoloji kitabından aldım bu kısmı. Örnek olay Carl von Linnaeus 1758'de Systema Naturae adlı yapıtının nihai baskısında kendi türünü nasıl sınıflandıracağı gibi zor bir kararla karşı karşıya kalmıştı. Homo sapiens'i diğer hayvanlar arasında bir yere mi koyacaktı, yoksa bizim için ayrı bir statü mü yaratacaktı? Linnaeus orta yolda karar kıldı. Bizi sınıflandırmasına maymunlara ve yarasalara yakın bir yere dahil etti. Ama tanımlamasıyla ayrı tuttu. Akrabalarımızı büyüklük, şekil, parmak ve toynak sayısı gibi sıradan ayırt edici özelliklerle tanımladı. Homo sapiens içinse yalnızca Sokratik buyruğu yazdı. Noscete ipsum, yani kendini bil. Homo sapiens Linnaeus için hem özeldi hem değildi. Ne yazık ki bu pek duyarlı çözüm daha sonraki yorumcular tarafından uçlara çekilmiş ve son derece çarpıtılmıştır. Özel olan ve özel olmayan, sırasıyla biyolojik olmayanı ve biyolojik olanı, başka bir deyişle kültürel olanı ve doğal olanı ifade etmeye başlamıştır. Hem diğer hayvanlara benzeriz, hem de onlardan farklıyız. Farklı kültürel bağlamlarda bu temel gerçeğin bir yönünün ya da diğerinin vurgulanması yararlı bir toplumsal rol oynar. Darwin'in çağında benzerliğimizin öne sürülmesi, yüzyılların getirdiği zararlı spekülasyonların aşılmasını sağlamıştı. Şimdi ise geniş bir potansiyel davranış aralığına sahip, esnek hayvanlar olarak farklılığımızın vurgulanması gerekebilir. Evet, burada Stefan Gould'un almış olduğunuz bir kısım arkadaşlar. Biyolojik potansiyel ve biyolojik belirlenim Darwin ve sonrası kitabından, TÜBİTAK Popüler Bilim kitaplarından içerisinden çıkmış. Bu kısmı okuduk. Şimdi anahtar bazı kavramlar var. Primat takımı, prosimiyenler, antropoidler, eski dünya maymunları, yeni dünya maymunları, kuyruksuz büyük maymunlar, insan, ırk, biyolojik çeşitlilik. İçindekiler, giriş, insanın canlılar dünyasındaki yeri, primatlar, primatların özellikleri, prosimiyenler, antropoidler ve insanın biyolojik çeşitliliği. Evet, giriş. İnsan homosantrik bir bakış açısıyla kendini bütün diğer canlılardan ayrı ve ayrıcalıklı bir konuma yerleştirir. Ayrıca sadece kendi türünü değil, bu türün içerisinde kendi ait olduğu grubu da biyolojik özelliklerine dayanarak ayrı ve ayrıcalıklı ilan eder. Irk olarak adlandırılan bu gruplar ilk bakışta göze çarpan biçimsel özelliklere dayanmaktadır. Doğru, güvenilir ve değişmez olduğu ön kabulüne dayanan bu sınıflandırmaların kökenini, gelişimini ve geçerliliğini
insanın canlılar dünyasındaki yerini de dikkate alarak değerlendirelim. İnsanın canlılar dünyasındaki yeri. Gündelik yaşamımızda her şeyi sınıflarız. Bazılarını renklerine, bazılarını boyutlarına, diğerlerini ise yoğunluklarına göre. Sınıflama varlıkları daha iyi anlamamıza, bunlar arasındaki ilişkileri çözümlememize yardımcı olur. İnsanın varlıklar dünyasındaki yeri de bizim tarafımızdan sıklıkla sorgulanır. Sosyal bir varlık olmamız bizi karınca ve arı gibi diğer sosyal canlılara yaklaştırmaktadır. Yavrularımızı doğurmamız ve onları süt veren memelerle beslememiz, yarasa, balina ve kurt gibi memeli canlılarla benzerdir. El ve ayaklarımızın beş parmaklı olması, primat takımının diğer üyeleriyle paylaştığımız bir özelliktir. Üzüntü ve sevincimizin dışa vurumu açısından şempanzelere benzeriz. İki ayaklılık açısından, serçeyle yerde yaşamak açısından kertenkele gibi bazı hayvanlarla benzer bir uyarlanmaya sahibiz. Kimi özellikleri insana benzer olan bu hayvanlar nasıl sınıflanmalı? Arı, yarasa ve serçe uçabilmeleri nedeniyle, yarasa, şempanze ve insanın memeli olmaları nedeniyle, balık ve balinayı suda yaşamaları nedeniyle, serçe ve insanı iki ayaklı olmaları nedeniyle aynı gruplara yerleştirebiliriz. Demek ki canlıları sahip oldukları benzer özelliklerden yola çıkarak aynı sınıflara yerleştirebiliriz. Ancak bu oldukça keyfi ve tabii ki saçma bir sınıflandırma olur. İnsanı hem kuşa hem de balinaya benzetirsek, canlıları sınıflama girişimlerini ve insanın canlılar dünyasındaki yerin nerede olduğu sorununun çözümsüzlüğe sürüklemiş oluruz. Bu sorunun çözümünü 18. yüzyılda yaşamış olan ünlü doğa bilimci Carl von Linné'nin canlıları sınıflama denemesinde bulmaktayız. Biyolojik sınıflama sistemi olarak bilinen taksonomi, bilinen canlıların bir listesini vermekten çok paylaştıkları özellikleri dikkate alarak onların birbiriyle olan ilişkilerini belirlemeye dayanmaktadır. Yaşayan organizmalarda Tanrı'nın tasarımının doğasını anlamaya yönelik olan bu sınıflama günümüzde evrimsel yapının tanımlamasına kullanılmaktadır. Evet, burada primat kelimesini tanımlayalım. Primat, yaşayan ve soyu tükenmiş olan maymunları, kuyruksuz büyük maymunları ve insanı da kapsayan memelilerin bir takımıdır arkadaşlar. Canlılar birbirleriyle olan benzerliklerini farklı nedenlerden ötürü kazanabilmektedirler. Örneğin özellik ortak atadan aktarılmış olabilir. İnsan ile balinanın yavrularını doğurmaları ve bunları süt veren memeleriyle beslemeleri her iki canlının memeli olduğunu, dolayısıyla ortak bir atadan bu özelliği aldıkları söylenebilir. Plasentalı memeliler bu özellikleriyle hem yumurtlayan canlılardan hem de keseli memelilerden farklıdır. Yumurtlayan canlılar gagalı memeliler arkadaşlar olarak adlandırıyoruz. Bir de keseli memeliler var. Memelileri de 3 gruba ayırıyoruz yani. Ortak atadan kalıtılan, birden fazla tür tarafından paylaşılan ve yapısal açıdan benzerlik gösteren organlara kökendeş, yani homolog organlar denmektedir. Bunu analog organlarla arkadaşlar karıştırmayalım. Şimdi analog organlar mesela arının kanadı, kuşun kanadı, bunlar analog organlardır. Aynı kökene bağlı değiller. Ama homolog organlar evrimsel benzerliği bulduğumuz aynı kökene bağlı yapısal açıdan benzerlik gösteren hatta benzer genler tarafından kodlanan organlara verdiğimiz isimdir. İnsanın kolu, yarasanın kanadı ve balinanın yüzgeci aynı kemik sistemine sahip olmaları nedeniyle aynı kökenden gelen benzer organlardır. Bakın bir kol, bir kanat, bir yüzgeç. Bunlar homolog organlar. Aynı kökenden geliyorlar. Ancak kökendeş organların aynı işlevleri yerine getirmeleri gerekmez. İnsanın kolu, yarasanın kanadı ve balinanın yüzgeçleri farklı işlevleri üstlenmekle birlikte bunlar üst kol, ön kol, dirsek, el bilek kemikleri, el tarak kemikleri, parmak ve tırnak hatta pençeleri bulunmasıyla birbirine benzer kökendeş organlardır. Evet, burada plasenta kelimesinin de açıklaması var.
Plasenta gebelik süresince fetüsün anne karnında yaşadığı, anneden alınan gıdaları fetüse aktarma özelliğine sahip içi sıvı dolu bir kesedir arkadaşlar. Canlıların sahip oldukları özellikler arasındaki benzerlikler bütünüyle kalıtımdan köken almamaktadır. Bazı özellikler birbirlerinden bağımsız olarak evrim sürecinde benzer ortamlara uyum sağlamayla da kazanılmış olabilir. Buna paralel evrim diyoruz arkadaşlar. Paralel evrimi daha önce Beynin Evrimi ve Tanrıların Ortaya Çıkışı kitabında açıklamıştım. Arı ve yarasa havada uçmaya benzer bir uyarlanma göstermektedir. Ancak her ikisinin kanat yapılarına ayrıntılı bir şekilde bakıldığında uçmayı sağlayan organlarının birbirinden bütünüyle farklı olduğu görülür. Yarasa ve arı uçmaya uyarlanmış bizim kanat adını verdiğimiz organlara sahip olmalarına karşın yarasada yer alan kemikler kas ve sinir sisteminin benzeri arının kanadında mevcut değildir. Kökenleri farklı olan, dolayısıyla evrimsel açıdan birbiriyle ilişkili olmayan, ancak benzer işlevleri üstlenen organlara ise işlevsel ya da görevdeş yani analog organlar denmektedir. Yani bunlar aynı kökeninden gelmiyorlar. Arı ve insan evrimsel açıdan farklı kökene sahiptirler. Yani çok çok eskiden tabii birleştikleri bir dal var. Ve canlıların sınıflandırılmasında farklı yerlere yerleştirilmektedirler. Biyologlar canlıları organlarının işlevlerine göre değil, yapı ve kökenlerine göre sınıflandırarak, yani kuşlar, serçe ve güvercin gibi, balıklar, hamsi, alabalık gibi, memeliler, balina, yarasa, şempanze ve insan gibi ve böcekler, arı, kelebek, karınca ve benzeri şeklinde yapmaktadırlar. Yani aslında canlıları omurgasızlar ve omurgalılar olarak ikiye ayırıyoruz. İşte omurgasızların birçok alt türü var kendine ait. Omurgalıları da beşe ayırıyoruz. Bunlar tabi evrimsel sırayla balıklar, amfibiler yani kurbağalar veya semenderler, sürüngenler, kuşlar ve en son memeliler olarak gösterebiliriz. Evet, böylece bu grupların birbiriyle ortak özellikleri onların geldikleri kökene ilişkin bilgilerde yansıtmış olur. Evet, burada homolog organları görüyorsunuz arkadaşlar. Evrimin çok net kanıtlarından biri. İnsan kolu, yarasa kanadı, bu ikisi arkadaşlar homolog organlardır. Ama yarasa kanadıyla kelebek kanadı, bunlar analog organlar olarak adlandırılır. Zaten açıklıyor. İnsanın kolu ve yarasanın kanadı farklı işlevleri olsa da ortak bir kökene sahip olan homolog organlardır. Yarasanın kanadı ve kelebeğin kanadıysa işlevleri aynı ancak evrimsel kökenleri farklı olan analog organlardır. Kemik sayılarına arkadaşlar dikkat ederseniz tıpatıp aynı olduğunu ve kemik sıralamasının bile tıpatıp aynı olduğunu görebilirsiniz. İnsan kolu ve yarasa kanadının. Evet, devam ediyoruz. Özellikler yalnızca yapı ve kökenlerine göre değil, gelişmiş ya da ilkel özelliklerin korunması dikkate alınarak da yapılmaktadır. İlk memeliler 5 adet parmağa sahiptir. Dolayısıyla primat takımının üyelerinin de 5 parmaklı el ve ayaklara sahip olmaları primat takımında ilkel özelliklerin korunduğu anlamına gelmektedir. Buna göre tek toynaklı günümüz atında bu gelişmiş bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte gelişmiş ya da ilkel özellikler görecelidir. Primat takımının bir üyesi olan insanın 5 parmağa sahip olması ilkel bir özellik olmakla birlikte diğer parmaklarına oranla uzamış el baş parmağı türemiş organ olarak değerlendirilmekte ve prosimiyenlerdekinden daha hassas tutuculuk özelliğine sahip olan insan baş parmağı gelişmiş bir özellik olarak kabul edilmektedir. Burada prosimiyeni hemen açıklayalım. En erken primatlara benzeyen küçük beynin, çıkıntılı burnu ve iri gözleriyle ilkel özelliklere sahip olan bir primat grubuna verdiğimiz isim arkadaşlar. Prosimiyenler. Genetik özellikler, morfolojik özelliklerinin yanı sıra canlıların sınıflandırılmasında kullanılan yeni bir yaklaşımdır. Moleküler sistematik olarak da bilinen bu sınıflandırılmada
DNA dizilimi. Yani DNA parmak izi, DNA testi, babalık testi. Artık ne diyorsanız arkadaşlar. Farklı farklı isimleri var. DNA çaprazlanması, proteinlerin immünolojik tepkimelerinin karşılaştırılması gibi özellikler kullanılarak türler arasındaki genetik uzaklık belirlenmektedir. Ve bu yaklaşım çok da sağlam bir yaklaşımdır. Paleontoloji ile de uyum içerisindedir. Birbirine çok yakın tarihler küçük hata paylarıyla bulabilmekteyiz. DNA, deoksiribonükleik asit, genetik kodu taşıyan yönetici molekülümüzün adı arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur. Bu ilkokuldan beri verilen bir bilgi. Tablo 4 bire bakalım ve insanı sınıflandıralım arkadaşlar. Şöyle büyüteyim. Alem olarak insanın yeri hayvanlar grubunda. Şube kordalılar. Alt şubesi omurgalılar. Sınıfımız memeliler. Alt sınıfımız plasentalı memeliler. Takım olarak primatlar. Alt takım olarak antropoidler. Üst ailemiz hominoidler. Aile hominidler. Cinsimiz homo. Türümüz de sapiens. Yani biz homo sapiens sapiensiz. Düşündüğünü bilen insan anlamına geliyor. Veya hazı tadan tabii başka bir anlamıyla hazı tadabilen canlı olarak söyleyebiliriz. Evet. Aynı kökenden gelen organlar, primitif ve türemiş organlar ile canlılar arasındaki genetik uzaklık dikkate alındığında insanın canlılar dünyasındaki yeri şöyle tanımlanabilir. Besinlerini sindiren, hareket etmesi, duyu ve sinir sistemine sahip olmasıyla insan, canlılar dünyasında mantarlar, tek hücreliler, virüsler, bitkiler alemlerinin değil, hayvanlar aleminin bir üyesidir. Yani kendi besinimizi kendimiz üretemiyoruz mesela, bitki değiliz. Hayvanlar aleminde süngerler, deniz yıldızı, kurtlar, salyangozlar ya da kafadan bacaklılar gibi hayvanlarla değil, vücudu boydan boya geçerek ve farklı kollara dallanan sinir sistemine sahip olması nedeniyle İnsan kordalı hayvanlarla aynı şubede yer almaktadır. Korda vücudun orta hattına uzanan merkezi sinir sistemi arkadaşlar. İnsanın da içinde yer aldığı grupta omurga adını verdiğimiz kemik bir yapıyla merkezi sinir sisteminin çevrelenmesi nedeniyle diğer omurgalılarla aynı alt şubede yer almaktayız. Yani biz omurgasız bir canlı değiliz, omurgalı bir canlıyız. Omurgalılar arasında bazıları kuşlar, sürüngenler, kurbağalar gibi yumurtlarken bunlar dış döllenme, işte mesela sürüngenler ve kurbağalar mesela dış döllenme, dış gelişim geçiriyorlar. Kuşlar ve sürüngenler ise iç döllenme, dış gelişim geçiriyorlar. Yani yumurtluyorlar. Sıcak kanlı, yavrularını plasenta içerisinde büyüten, onları süt vererek besleyen insan bir memelidir. Ancak memeliler de kendi yaşadıkları uyarlanmaların bir sonucu olarak farklı anatomik özelliklere sahiptir. Bu nedenle memeliler, etçiller, kemiriciler, tek oynaklılar, çift oynaklılar gibi birçok takıma ayrılmaktadır. İnsan bu takımlar içerisinde iri beyinleri, gözlerinin önde olması sebebiyle 3 boyutlu görme yetisine sahip olma, ellerinde 5 parmağın mevcut olduğu pençe ya da toynağa sahip olmayan primat adı verilen takımla benzer özelliklere sahiptirler. Şimdi primatları birlikte inceleyelim arkadaşlar. Primatlar, prosimiyenleri, eski ve yeni dünya maymunlarını, kuyruksuz büyük maymunları ve insanı içeren memeli takımına primat adı verilmektedir. Şimdi bu takımın ortak özelliklerinin neler olduğunu ve insanın neden bu takıma yerleştirildiğini öğrenelim. Primatların ortak özellikleri. Primat takımında yer alan türler, ağaç yaşamına uyarlanmayı yansıtan temel anatomik özelliklere sahiptir. Primat takımının bütün üyelerinin el ve ayaklarında beşer adet parmak bulunmaktadır. İstiyorsanız kendi el ve ayaklarınızı sayabilirsiniz arkadaşlar. Parmaklar belli ölçülerde içe eğimli olup ağaçların dallarına daha kolay tutunmaya ve ağaçların ince dallarına kadar ulaşmaya uyarlanmıştır. Şu an el parmaklarınıza bakın arkadaşlar. Elinizi büktüğünüz zaman bir şeyleri tutmaya yaradığını fark edeceksiniz. Yani insan parmakları daha işlevsel tabii çoğu primata göre. Primatlarda el ve ayaklarda yer alan baş parmaklar diğerleriyle karşılaşabilme özelliği göstermektedir. Resim 4.2'de bazı primatlarda elin yapısı verilmiş. Az sonra bakarız. Dik duruş pozisyonu
ve iki ayak üzerine bir pedal, bir iki demek zaten arkadaşlar. Hareket sistemine sahip tek primat türü olan insanda ayaklar bir kaide özelliği kazanmış ve baş parmağın tutuculuğu büyük oranda güdükleşmiş olmakla birlikte insan olmayan primatlarda bu özellik korunmuştur. Hatta bazı bilim insanlarına göre parmağımızı bu şekilde kullanabilmek, yani artık ağaçlara uyarlanmış şekilde değil de farklı kavramaya yönelik uyarlayabilmek zekamızın gelişmesine çok büyük etken olduğunu savunan bilim insanları var. Primatlarda parmakların uç kısımlarında pençe yerine yassı tırnaklar bulunmaktadır. Parmaklar kavramaya uyarlanırken parmakların uç kısımlarında geniş ve eğimli yastıkçıklar gelişmiştir. Bu yastıkçıklar ağaç dallarını ve besinleri tutma, kavrama ve hissetmede önemli bir işleve sahiptir. Bakın dokunmak bizim gibi canlılar için önemli. Duygusal canlılarız aynı zamanda biz. Primatlarda iskelet sistemi ağaçta hareket edebilmek açısından son derece önemli olan esnek ve hareketli bir yapıya sahiptir. Yani oynar eklemler. Bu esneklik üye kemiklerin anatomisinde kendini göstermektedir. Üye kemikleri derken kol ve bacaklar ile bunları oluşturan kemiklerden bahsediyoruz. Anatomide canlıları oluşturan yapıları ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bir temel bilim dalıdır arkadaşlar. Evet, burada farklı primatların arkadaşlar el yapısını görüyorsunuz. Babun, goril, şempanze ve insanın el yapılarına dikkat ederseniz birbirine ne kadar çok benzediğini, neden primatlarla aynı grupta yer aldığımızı daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Primatlarla aynı takımdayız. Evet, devam ediyorum. Primat takımında koklama duyusunun önemi azalmasına karşın görme duyusu önem kazanmıştır. Doğru, bizim koklama duyumuz o kadar fazla büyük geniş aralığa, skalaya sahip değil ama görmemiz örneğin her ne kadar 10 trilyonda bir görüyorsak da görme yetimiz çok daha keskin. Memelilerin çoğunda kafatasının yan tarafında yer alan her bir gözün görme alanının diğerininkinden farklı olması nedeniyle görme sadece iki boyutludur. Primatlarda ise kafatasının ön kısmında yerleşmiş olan gözlerin görüş alanlarının birbirleriyle çakışmasıyla üç boyutlu görüş yani stereoskopik yetisi gelişmiştir. Resim 4-3'te primatlarda üç boyutlu bu görüşü göreceğiz az sonra arkadaşlar. Bir daldan diğerine sıçrayarak salınarak ya da dört elle hareket eden primatlarda üç boyutlu görme mesafenin diğer bir deyişle derinliğin tahmin edilebilmesi açısından çok önemli bir uyarlanma biçimidir. Bu özellik aynı zamanda görülen objelerin boyutunun tahmin edilmesine de olanak sağlamaktadır. Primatlarda görme açısından beliren bir diğer önemli farklılık ise renkli görme yetisidir. Bakın çok önemli. Bu da meyvelerle alakalı olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Burada yazmış mı bilmiyorum ama meyveleri daha iyi görebilmek için yeşil yapraklardan ayırt etmek amacıyla işte kırmızı ve o görebildiğimiz renk skalasının oluştuğunu düşünüyoruz. Biz o kadar da fazla iyi görebilen canlılar değiliz. Sadece 400 ile 700 Armstrong arasını görebiliyoruz. Onu da söylemiş olayım. Yani bazı hani dinci gruplar bize şöyle diyorlar yani biz mükemmel yaratıldık falan alakası yok arkadaşlar. Birçok sıkıntının olduğunu az sonra siz de göreceksiniz. Renkli görme yetisi önemli. Primatlarda bu özelliğin gelişimi binlerce renk tonunun arasında besin ve düşman gibi durumların kolayca algılanmasına olanak sağlamaktadır. Koklama duyusunun görme duyusuna oranla önemini yitirmiş olması primat takımında burun bölgesinde içinde yer aldığı yüz ve çenelerin küçülmesine yol açmıştır. Buna bağlı olarak dişlerin sayısında meydana gelen azalma primat takımının en önemli özellikleri arasında yer almaktadır. Memelilerde her bir çene yarımında yer alan 3 kesici, 1 köpek dişi, 4 küçük azı ve 3 büyük azıdan oluşan toplam 44 diş sayısı primat takımında 36 ve 32'ye düşmüştür. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buna karşın ağızdaki kesme, koparma, parçalama ve çiğneme işlevlerini yerine getiren çok biçimli dişler gelişmiştir. Diş biçimindeki çeşitlilik primatların beslenmesindeki çeşitlilikle de uyumludur.
Birçok primat farklı besin türlerinden oluşan karma bir beslenmeye sahiptir. Karma beslenme hem bitkisel hem de hayvansal kaynaklı besinlerin tüketilebildiği beslenme modelidir. Omnivor veya hepçil de denilmektedir. Evet, primatlardan hepsinde görülen üç boyutlu görme arkadaşlar. İşte gözden gelen sinirler gördüğünüz gibi beynin sol ve sağ yarısına çapraz şekilde bağlanıyor ve çakışan görme alanı ile beraber üç boyutlu görmeyi sağlıyor. Devam edelim. Primatlar yeryüzündeki en iri beyne sahip olan canlılardır. Beynin iriliği hacim ya da ağırlık açısından canlılar arasında en yüksek değere sahip olunmasıyla değil, beynin vücuda oranı ile elde ettiği değerle ölçülür. Yani burada oran önemli. Beynin iriliği değil, karmaşıklığı da primat takımında ileri düzeydedir. Aslında iri ve karmaşık bir beyin, plasentalı memelilerin geneli için geçerli olmakla birlikte bu durum özellikle primat takımı için daha doğrudur. İri bir beyin daha karmaşık düşünce sistemine ve öğrenmenin gelişimine işaret etmektedir. Memelilerden daha yavaş ve uzun süren büyüme süreci, ebeveynlere daha fazla bağımlı hale geçirilen çocukluk, öğrenme sürecinin ve öğrenilen şeylerin de artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle primatlar diğer memelilerden daha esnek ve öğrenmeye dayalı davranışlara sahiptirler. Memelilerin tersine her seferinde bir yavru doğuran primatlarda az sayıda yavru ebeveynlerin özenle bakımı ve ebeveynlerin fedakarlığıyla risk olmaktan çıkmıştır. Primatlar bir grup içerisinde yaşamaya eğimlidirler. Bu grup çeşitli büyüklüklerde olabilir. Grup içerisindeki yaşam, üyelerin arasındaki ilişkilerin sürekliliğine işaret etmekte, toplumsal öğrenmede çok önemli bir yer oynamaktadır. Büyüme süreci en uzun olan insan, hayatını bütünüyle içinde yaşadıkları toplumdan öğrendiklerine dayandırmaktadır. İnsan, diğer canlıların tersine içinde doğduğu toplum ve yarattığı kültür olmaksızın yaşamını sürdüremez. Evet, orada sıra sizde sorusu var arkadaşlar. Çocukluk süresi en uzun olan primat insandır. Bunun kültürle olan ilişkisini tartışınız demiş. Siz kendi içinizde zaten bunu düşünürsünüz. Primat takımı yukarıda belirtilen özellikleriyle memeliler sınıfının diğer takımlarından ayrılmakla birlikte bu takım içerisinde yer alan aile, sınıf ve türler bu takımın bütün özelliklerine bütünüyle sahip değildir. Diğer memeli takımlarında olduğu gibi bu takımda yer alan türler arasında da önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle primat takımını oluşturan aile, cins ve türlerin özelliklerini de tanımlamakta yarar vardır. Evet, burası da primatların sınıflandırılması. Primatlar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Prosimiyenler ve antropoidler. Yani insan antropoidler içerisinde. O da ikiye ayrılıyor. Yeni dünya maymunları, eski dünya maymunları. İnsan eski dünya maymunları içerisinde. O da ikiye ayrılıyor. Hominoidea ve Sercoidea. Hominoidea içindeyiz. Burada hominidler içerisindeyiz ve hominidlerde de birçok farklı insan türü olduğunu söyleyelim. Şimdi burada prosimiyenlerden başlayacağız arkadaşlar. Hepsini tek tek tanıyacağız. Akrabalarımız, yakın akraba yani bunlar. Prosimiyenler. Primat takımı geleneksel olarak iki büyük alt takıma ayrılmaktadır. Prosimiyenler ve antropoidler. Lemurlar, lorisler ve tarsiyerleri içeren prosimiyen alt takımı Afrika'nın doğu kıyılarına komşu olan Madagaskar adası Lemur ile Hindistan, Sri Lanka, Güneydoğu Asya, Afrika'da lorisler ve tarsiyerler yaşamaktadırlar. Bu grubun üyeleri primat takımı arasında ataları olan memelilerin özelliklerini diğer maymunlar, kuyruksuz büyük maymunlar ve insandan daha fazla paylaşmaktadırlar. Burunları ileri doğru çıkıntılı olup uç kısmında nemli bir bölge bulunmaktadır. Bu özellik tarsiyerlerde fotoğraf 4.1'de gösterilmiş arkadaşlar bulunmamaktadır. Bu nedenle tarsiyerler bu alt takımdan ayrılarak antropoidlerin bulunduğu alt takıma da yerleştirilmektedir. Prosimiyenlerin gözleri kafatasının yan kısımlarına yerleşmiş olup daha kısa hamilelik dönemine ve büyüme sürecine sahiptirler. Çoğunlukla gece ve ağaç yaşamına uyarlanmış olan bu canlılarda boyut fare lemuru gibi prosimiyenlerde
13 santimetreden indiri olarak bilinen lemurlarda 60 santimetreye kadar geniş bir dağılım göstermektedir. Yani 13 ile 60 santim arasında. Gece yaşamına uyarlananlarda renkli görüş yoktur ve gözleri oldukça gelişmiştir. Meyve, yaprak, ağaç filizleri, böcek, tırtıl yiyerek yaşamlarını sürdürmektedirler. Lorisler genellikle besinlerini yalnız toplarlar. Lemur ve lorisler benzer uyarlanma biçimine sahiptirler. Bu iki grup son derece iyi tırmanma ve kavrama yetisine sahiptirler. İri gözleri yüzün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bununla birlikte üç boyutlu görüş tam gelişmemiştir ve gözleri hareketli değildir. Gözlerinin hareketsizliğine karşın kafataslarının 180 derece dönmesiyle uyarlanmışlardır. Ebeveyn ve erişkinliğe ulaşmamış çocuklardan oluşan çekirdek bir grupları mevcuttur. Evet, gittikçe insana yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer grup antropoidler. Antropoidler insansı maymunlar olarak da bilinmektedirler. Bu alt takımda yer alan türler oldukça çeşitlilik göstermekle birlikte ortak paylaştıkları ve onları prosimiyenlerden ayıran özellikleri mevcuttur. Antropoidler genellikle iri boyuta sahiptirler. Beyin hacimleri daha fazla olup koklama duyuları zayıflamış, görme duyuları ise daha fazla gelişmiştir. Görme duyuları renkli ve üç boyutlu görmeye uyarlanmıştır. Hamilelik ve doğumdan sonra bebeğin bakımı uzun bir zamanı kapsamaktadır. Biz de öyle biliyorsunuz. Maymunların önemli bir kısmında parazit ayıklama olarak da bilinen postun tımarlanması alışkanlığı bulunmaktadır. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir davranış okuyacağımız o içimizdeki maymun kitabında da bayağı bir bahsediliyor zaten. Parazit ayıklama, antropoid maymun topluluklarında bireyler arasında postlarının tımarlanması, parazitlerin ayıklanması içeren sosyal bir davranış örüntüsüdür. Aslında bu birbirine yakınlaştıran bir durum tabii canlıları. Prosimiyenlere göre daha sosyal hayvanlar olarak bilinen antropoidler bütün primat takımının yaklaşık %70'ini oluşturmaktadır. Bu alt takımda yer alan primatlar coğrafi olarak iki farklı bölgeye yayılmaları nedeniyle yeni dünya maymunları ve eski dünya maymunları olarak iki gruba ayrılmışlardır. Yeni dünya maymunları olarak da bilinen platirinliler Orta ve Güney Amerika'da yaşayan maymunları içermektedir. Amerika'da, yeni dünyada yani. Katariniler ise Asya ve Afrika kıtasında yaşayan maymunlarla kuyruksuz büyük maymunları ve ayrıca yeryüzünün her tarafına yayılmış olan insanı içermektedir. Yeni dünya maymunu, evet, burada maymunlarda önemli bir toplumsallaşma aracı olan parazit ayıklama veya tımarlama davranışını görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni dünya maymunları. Yeni dünya maymunları boyut açısından 350 gram ağırlığındaki küçük boyutlu tamarinlerden 9 kilogram ağırlığındaki howler maymunlarına kadar geniş bir dağılım göstermektedir. Hemen hemen tamamı ağaç yaşamına uyum sağlamıştır. Hatta bazıları hemen hiçbir zaman yere inmezler. Genellikle gündüz yaşamına uyarlanmış olan yeni dünya maymunları 3 boyutlu ve renkli görürler. Bu grupta yer alan maymunların ayırt edici özelliklerinden birisi de burunlarıdır. Geniş ve burun kanatları dışa dönük burunlara sahip yeni dünya maymunları Platirini olarak da bilinmektedir. Yaşam alanları Orta ve Güney Amerika'nın ormanlıklarını oluşturmaktadır. Evet, bunlar yeni dünya maymunları arkadaşlar. Bazı örnekler. Gördüğünüz gibi. Şimdi bizim tarafımıza geçelim. Eski dünya maymunlarındanız biz, biliyorsunuz. Eski dünya maymunları. Eski dünya maymunları yeni dünya maymunlarından daha fazla davranışsal ve biçimsel çeşitliliğe sahip olan primatlardır. Sahraaltı Afrika'dan Asya'nın güneyine tropikal, yarı tropikal, çalılık, savanlık, yarı kurak çöl alanlar ve kış sezonlarında kar alan soğuk bölgelere kadar oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Çoğunlukla ağaç yaşamına uyarlanmış olmakla birlikte babunlar gibi bütünüyle yerde yaşayanları mevcuttur. İster ağaçta isterse yerde yaşasın, eski dünya maymunları zamanlarının çoğunu besin arayarak, uyuyarak ya da parazit ayıklayarak geçirirler. Oturduklarında dik duruş pozisyonlarına sahip olan bu primatlarda arka taraflarında oturma yastıkçı olarak da bilinen nasırlaşmış bir bölge mevcuttur. Katarini olarak da adlandırılan dar burunlu eski dünya maymunları iki üst aileye sahiptir. Bunlar insanı, kuyruksuz büyük maymunları ve hilobatları içeren Hominoidea ile maymun olarak bildiğimiz Cercopithecidae'dir. Cercopithecidae üst ailesiyle Cercopithecidae adı verilen tek bir aileye mensuptur. Bu ailenin üyeleri
karma bir beslenmeye sahip olan, avuçlarında besinleri biriktirdikleri bir kese bulunan maymunlardır avurtlarında. Meyve, tohum, yaprak, ot, bitki kökleri, yumrular, kabuklu yemişler, böcek, kuş yumurtaları ve küçük hayvanları yerler. Katarini, burunlarında dışa dönük kanatları mevcut olmadığı, burunların uç kısımları nemli olmayan dar burunlu maymunlara verilen isim arkadaşlar. Evet. Burada bir tane Diana maymununu görüyorsunuz. Ağaçta ya da yerde dört elli hareket sisteminden ağaçta salınarak hareket olarak bilinen braşiyasyon, hatta daldan dala sıçrayarak harekete kadar birçok hareket biçimine sahip olan bu primatlarda dişler sayıcı azalarak bizim de sahip olduğumuz gibi her bir çene yarımında iki kesici bir köpek dişi, iki küçük azı ve üç büyük azı olmak üzere toplam 32 dişe sahiptirler. Braşiyasyon, eski dünya maymunları ile kuyruksuz büyük maymunların bazılarında gözlenen, kollar aracılığıyla ağaç dallarında salınarak uygulanan hareket sistemidir. Yani bu harekette mesela insanda da bazen rastlayabiliyoruz arkadaşlar. İnsanlar da bazen böyle mesela işte, çeşitli spor hareketleri yaparken bu sallanma hareketlerini yapıyorlar. Hatta ben bu hareketleri mesela küçük çocuklarda çok daha fazla görüyorum. Onlarda da bu tip davranışlar görünmekte yani. Bu sadece eski dünya maymunlarının bu kısmına ait bir hareket değil. Sosyal organizasyonları oldukça karmaşık olan eski dünya maymunları bir ya da iki erkeğin bulunduğu küçük gruplardan birkaç erkek ve dişiyle onların çocuklarından oluşan büyük gruplara kadar oldukça değişik sosyal gruplar oluşturmaktadırlar. Eski dünya maymunları arasında tek eşlik yaygın bir durum değildir. Hominoidler, evet insan gittikçe yaklaşıyoruz. Taksonomik sınıflamada insan, kuyruksuz büyük maymunlar ve hilobatlar, Hominoidea adındaki üst aile içerisinde yer almaktadır. Şempanze, goril, orangutan ve insanın aynı üst aile içerisinde yer alması, beyin kapasitelerinden morfolojik özelliklerine, genetik yapılarından toplumsal örgütlenmelerine ve sosyal organizasyonlarına kadar birçok özellik açısından birbirlerine benzemelerinden kaynaklanmaktadır. Kuyruksuz büyük maymunlar ya da ponjitler, orangutan, goril ve şempanze olmak üzere 3 farklı primat türünden oluşan bir hominoid grubudur. Kuyruksuz büyük maymunlar. Bunlardan orangutanlar, Asya'da Borneo ve Sumatra adalarında, şempanzeler, Batı ve Orta Afrika ile Doğu Afrika'nın Turkana Gölü yakınlarındaki ormanlık alanlarında, goriller ise Orta Afrika'nın doğu ve batı bölgelerinde yaşamaktadırlar. Asya'nın güneydoğusunda, özellikle Malezya'daki ormanlık alanlarında yaşayan jibonlar ve siyamaklar, kuyruksuz büyük maymunlar arasında yer almakla birlikte bunlar hilobatlar ailesini oluşturmaktadırlar. Evet, burada bir jibon vermiş. Kuyruksuz büyük maymunlar primatlar arasında en büyük ve ağır olanlardır. Orangutanlar 140 kilogram, goriller ise 200 kilogram ağırlığa ulaşabilmektedirler. Kuyruksuz büyük maymunlarda köpek dişleri oldukça iridir. Diğer dişlerin boyutlarını aşan köpek dişlerinin karşı çenelerinde yerleştirdikleri boşluklar mevcuttur. Çeneleri iri ve ileri doğru çıkıntılıdır. Güçlü çenelere sahip olan kuyruksuz büyük maymunlarda çiğneme kasları da oldukça kuvvetlidir. Çiğneme kasları yan tarafta değil, tepe kısmında kafayla birleşmektedirler. Özellikle erkeklerde kafatasının tepesinde çiğneme kaslarının yapıştığı ibik biçiminde kemik bir çıkıntı sagittal crest mevcuttur. Ortalama beyin kapasiteleri şempanzede 390 cm3, orangutanda 425 cm3 ve gorilde 525 cm3'tür. Yarı dik duruş pozisyona sahip olan kuyruksuz büyük maymunların uyluk ve kaval kemiklerinin eksenleri düz konuma gelememektedir. Bu nedenle iki ayak üzerine kalktıklarında bile insandaki gibi dik duruş pozisyonuna sahip olamamaktadırlar. Ayakları da elleri gibi tutucu özellik taşımaktadır. İnsandan daha kısa baş parmakları olduğu için baş parmakla diğer parmakların karşılaşması sonucunda meydana gelen hassas tutuş yeteneği gelişmemiştir. Hassas
Hassas tutuş bir maddenin iki parmakla özenli bir şekilde tutulmasını ifade eder. Bizim arkadaşlar 7 yaşında kritik dönemini aldığımız bir durum. O yüzden zaten okullara 7 yaşında başlıyoruz. Hassas tutuş insanlara özgü bir durum yani. İnsan gibi uzun ömürlü olmalarına karşın doğal yaşamlarında 40 yaşını aşmış kuyruksuz büyük maymuna pek rastlanmaz. Büyümeleri diğer hayvanlara ve insan dışındaki primatlara göre yavaştır. İlk 2 yıldaki büyüme biçimleri insana benzemektedir. Erişkinlik döneminde çok kısa bir çocukluktan sonra giren kuyruksuz büyük maymunlarda erişkinlik aşamasında cinsiyetler arasında belirgin bir boyut farklılığı mevcuttur. Sosyal gruplar halinde yaşayan kuyruksuz büyük maymunlar arasında şempanzeler dişil gruplar oluşturmaktadır. Dişleriyle üreme kapasitesine ulaşmamış erkekler grubun esas üyelerini oluşturmaktadır. Gruptaki süreklilikleri nedeniyle dişler arasındaki bağ kuvvetlidir. Gruptan ayrılan erkekler zaman zaman esas gruplarına dönmekle birlikte genelde ayrı yaşamayı tercih etmektedirler. Şempanzeler birbirlerine komşu grupların oluşturduğu daha büyük gruplar meydana getirmektedirler. Goriller de dişiler ve erişkinliğe ulaşmamış çocuklar ve bebeklerden oluşan grup baskın erkek bir goril tarafından yönlendirilmektedir. Erişkinliğe ulaşan erkek ve dişiler esas gruplarını terk ederek başka gruplara katılmakta ya da yeni gruplar oluşturmaktadırlar. Orangutanlarda ana grup dişiler ve çocuklarda oluşmakta, erkekler yalnız dolaşmaktadır. Kuyruksuz büyük maymunlarda davranışlar kalıtsal yapı tarafından sınırlanmamaktadır. Bu nedenle kuyruksuz büyük maymunlarda sadece biz insanlara ait olduğunu düşündüğümüz birçok davranış biçimi vardır. Bunlar arasında avlanma, alet yapımı ve kullanımı, iletişim ve öğrenme gibi davranışa ilk akla gelenlerdir. Tasarlayarak alet üretimi insan dışındaki canlılarda da mevcuttur. Ancak şempanzeler bu konuda insana daha yakındırlar. Yabanıl şempanzeler düzenli olarak alet yapmaktadır. Şempanze su içmek için yaprakları çiğner, örseleyerek sünger haline dönüştürür. Ardından suya daldırarak yaprakların su emmesini sağlar ve ağzına götürüp sıkarak suyu içer. Şempanzeler karıncaları avlayabilmek için yeşil ağaç dallarını seçer. Yapraklarını koparır. Kabuğu sıyırdıktan sonra onu ustaca karınca yuvasına sokarak dalların üzerine bunların yapışmasını sağlar. Fotoğraf 4.7'de bu durum gösterilmekte arkadaşlar. Biz kırmak için taş parçalarını hassas bir şekilde kullanır. Yavrular alet kullanımını grubun erişkin bireylerinden genellikle annelerinden öğrenirler. Goriller ve şempanzeler uyumak için kendilerine yaprak ve dallarına oluşan bir yatak da hazırlar. Evet, burada ağaçtan karıncaları avlayan bir şempanzeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ses telleri insan gibi konuşmaya uygun olmamakla birlikte farklı sesler çıkarma yoluyla gerçekleştirilen gelişmiş bir iletişim kurma becerisi, insanların kuyruksuz büyük maymunlarla paylaştığı ortak özelliklerden biridir. Şempanzelerde 25 farklı sesten oluşan çığlık sistemi mevcuttur. Şempanzelerin çıkardığı çığlıklar yalnızca bir durum için geçerlidir. İnsanlar gibi ses çıkaramamakla birlikte şempanze, goril ve orangutan gibi kuyruksuz büyük maymunlar işaret dilini öğrenerek insanlarla iletişim kurabilmektedir. İşitme engellilerin kullandığına benzer bir işaret dilini ya da nesneleri ve kavramları çağrıştıran sembolleri öğrenebildiği birçok araştırmayla kanıtlanan şempanze, goril ve orangutanların öğrendikleri dili gruplarının diğer üyelerine de öğretebildikleri, küfrettikleri, hatta yalan söyledikleri belirlenmiştir. Fotoğraf 4.8'e semboller kullanarak iletişim kuran bir şempanze. Yani cüce şempanze. Bonobo görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, şunu da okuyayım göstereyim. Bununla birlikte kuyruksuz büyük maymunlar dili ancak belli bir düzeye kadar öğrenebilmektedirler. Yabanıl ortamda anlamlı işaret sistemini üretemeyen kuyruksuz büyük maymunların dil konusunda ilkel bir yetiye sahip oldukları oldukça açıktır. Evet, burada semboller kullanarak iletişim kuran bir şempanze görüyorsunuz. Kuyruksuz büyük maymunlar arasında yalnızca şempanzelerde avlanma gözlemlenmiştir. Avlarını basitçe yakalayıp öldürmesine karşın erkek şempanzelerin bazen grup üyelerince ortak olarak gerçekleştirilen karmaşık bir avlanma biçimini sergiledikleri de belirlenmiştir.
Kuyruksuz büyük maymunlar yalnızca morfolojik ve davranışsal özellikleriyle değil, genetik yapılarıyla da insana büyük benzerlik göstermektedir. Genetik olarak en yakın akrabası olan şempanzelerle insan arasındaki genetik farklılık yalnızca %1.2'dir. Yani %98.7, %98.8 benzeriz. Morfolojik açıdan birbirlerine daha fazla benzedikleri varsayılan şempanze ve goril arasındaki farklılık da yalnızca 1.2'dir. Bu ise şempanzenin insana olan biyolojik uzaklığı ile gorile olan uzaklığının aynı olduğunu göstermektedir. İnsan ile goril arasındaki genetik farklılık %1.4 iken orangutan insana en az benzeyen kuyruksuz büyük maymunu oluşturmaktadır. İnsan ile orangutan arasındaki genetik farklılık %2.2'dir. Yani onda da %97.8 benzeriz arkadaşlar. Bütün bu özellikler insan ile kuyruksuz büyük maymunların hem davranışsal hem de genetik açıdan büyük benzerliklere sahip olduğunu göstermektedir. Evet, sıra geldi arkadaşlar insana. İnsan, primat takımının bir üyesi olan insan türünü bütün özellikleriyle burada tanımlamak olanaksızdır. Ancak yukarıdaki satırlarda tanımlanan birçok morfolojik ve davranışsal özelliğin insan tarafından da paylaşıldığı bilinmeli. İnsanı tanımlama denemelerinin genellikle insan merkezli bir yaklaşıma sahip olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte yalnızca insana özgü olan ve diğer primatlarda görülmeyen biçimsel ve davranışsal özellikler de mevcuttur. Farklılıklara bakalım burada. İnsanın beyni diğer hominoidlerden daha iri, ortalama 1400 cm3 ve karmaşıktır. Yüzü daha kısadır ve bütünüyle beyin kutusunun altına yerleşmiştir. Beyin kutusu kafatasında beynin yer aldığı bölüm. Ön dişlerinin boyutu, özellikle köpek dişleri kısalmış, azı dişleri kalın bir mine tabakasıyla kaplanmıştır. Kol kemiklerinin uzunluğu bacak kemiklerine göre, ön kol kemiklerinin uzunluğu ise üst kol kemiklerine göre kısalmıştır. Omurganın yerleştiği kafanın en büyük deliği bütünüyle kafatasının altına yerleşmiş, omurga bir S formunu almıştır. Omurganın bel omuru bölümü kısalmış, leğen kemiği ise kısa ve geniş bir hal almıştır. Baş parmak uzun, diğer dört parmağın boyu ise kısadır. Ayak parmakları tutucu özelliğini yitirmiş, baş parmakları ile diğer parmaklar arasındaki açı azalmıştır. Kuyruksuz büyük maymunlarda gözlenen parmaklığın eğriliği insanda yok olmuştur. İnsan ile kuyruksuz büyük maymunlar arasında beliren en belirgin farklılıklar onların davranışlarında kendini göstermektedir. İnsan çocukluk dönemi en uzun olan tek hominoiddir. Bu özellik ona diğer hominoidlerden daha uzun süren ebeveynlere bağımlılık ve daha fazla toplumsal öğrenme yetisi kazandırmaktadır. İnsanın davranışları büyük oranda öğrenmeye dayalı alışkanlıklara dayanmaktadır. Öğrenilen özellikler arasında üretme, yaratma yeteneği ve dil merkezi bir konumda yer almaktadır. Bakın, üretme, yaratma, dil. Kültürü toplumun bir üyesi olarak insanoğlunun öğrenerek kazandığı şeylerin karmaşık bir bütünü olarak değerlendirdiğimizde insanın ne çok şey öğrenmesi gerektiğini algılayabiliriz. Kültürün bir parçası olan karmaşık toplumsal ilişkilerde sadece insana özgüdür. Ve diğer primatların sosyal ilişkilerine göre çok daha büyük bir çeşitlilik ve karmaşıklık düzeyine sahiptir. İnsan yarattığı kültür olmaksızın ve toplumdan soyutlanmış halde yaşamını sürdüremez. Yani bunu Piaget şöyle diyor zaten, ünlü bir eğitim bilimcidir kendisi. Zeka çevreye uyum sağlama yeteneği olarak tanımlıyor. Yani zekayı böyle bir alet yapma veya matematik yapma olarak değil de çevreye ne kadar iyi uyum sağlıyorsan, bulduğun kültüre ne kadar iyi uyum sağlayabiliyorsan seni o kadar zeki olarak atfediyor yani Piaget. Diğer canlılardan bizleri ayıran eden özelliklerimiz mevcut olmakla birlikte birçok özelliği de başta hominoidler olmak üzere diğer canlılarla paylaşmaktayız. Sese dayalı iletişim sistemi, davranışların gelecek kuşaklar tarafından öğrenilmesi, kendini ve akrabaları tanımak, yalan söylemek, avlanmak, kültürün öncü olarak değerlendiren alet yapmak başta olmak üzere İnsani olarak tanımladığımız birçok özelliği başta şempanze, goril ve orangutan olmak üzere diğer hominoidlerle paylaşmamız, hatta genetik olarak da aramızda çok az fark olması, aramızdaki farklılıkların niteliksel değil, niceliksel olduğunu ortaya koymaktadır. Evet, burada sıra sizde iki kısmı var.
Diğer canlıları kolayca sınıflandırır, benzerlik ve farklılıkları tanımlarken kendi türümüz söz konusu olduğunda neden bu kadar zorlanırız? Evet, buraya kadar arkadaşlar insanın nerede yer aldığını artık öğrendik. Irk konusuna girmeyeceğim. Bir dahaki dersimizde de insanın nasıl evrim geçirdiğini anlatacağız. Ve oradan da yeni okuyacağım İçimizdeki Maymun kitabına geçeceğim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi spekülasyonuna inanmayın. Bilim ile kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.